Piyasada düzeltme eğilimi devam ederken BTC fiyatlarında volatilitenin artması bekleniyor. Bitfinex Alpha 87. raporu şeklinde ifade ediyor. Buraya bir bakacağız ve genel anlamda kripto piyasası genelini değerlendirmeye çalışacağız. Şimdi birazcık tabii ki karışık işler var. Piyasada düzeltmenin devamı bekleniyor mu? Düzeltmenin devamı evet bekleniyor. Bu çeşitli söylemlerde olduğunun aksine yani abartılmış söylemlerin dışında değerlendirilmesi gerekiyor. Örneğin hatırlarsınız ki işte herifin adı neydi ya? Max Gazer. Mesela Max Gazer diyordu ki Solana 1-2 dolara düşecek, yok işte ne bileyim de XRP 1 sente düşecek şeklinde. Bununla alakalı dün konuşup değerlendirdik. Bunlar doğru değildir. Onu bir kere açık bir şekilde söyleyelim, ifade etmiş olalım. Ya bunlar doğru değildir. Ya da BTC'nin bazı güruhların söylediğinin aksine 9-10 bin dolara düşeceği de doğru olmayan bir bilgidir. Bütün bunların yanı sıra biraz daha doğruluktan konuşursak, Mart'a kadar çekilmelerin devam edeceğini düzgün bir şekilde kabul ediyoruz. Mart ayına kadar yön aşağı hareketlerin süreceğini anlıyoruz. Tamam. Yani bu şekilde açıklamış olalım durumu. Bu noktada Mart'a kadar düşüş beklememizin sebebi bir, ne dedik? Katalizör yok. Yani piyasa genelinde katalize edebilecek Mart'a kadar, ki Mart'ta biliyorsunuz Fed'in faiz indirimleri söz konusu olacak. Faiz indirimleri dediğiniz olay korkunç bir olaydır. Fakat bir diğer deyişle de Mart'a kadar faiz indirimi ya da harici herhangi bir katalizör bulunmadığı için traderlar noktasında eksiklik ve canlılıkta eksiklik yaşanacak. Bu da tabii ki fiyatları baskılayacaktır. Burada ana dikkat edilmesi gereken konu budur. Dolayısıyla düzeltme olacaktır. Bunlar sert düzeltme halinde olmayacaktır işte. Fiyatlar pat diye çakıldı işte, böyle kaydırak gibi düştü falan tarzındaki söylemlerde abartılı söylemlerdir. Bunu da tekrardan altını çizmiş olalım. Ya o yüzden bunlar da doğru değil. Dediğim gibi burada doğru olan şey BTC'nin belki 35-36 binlere kadar hani çekilmeler gerçekleştirebilir. Şubat'ın sonu, Mart'ın başına kadar. Sıkılabilirsiniz, yani sıkıcı bir süreç olabilir ama dip noktalar değerlendirmeye değer varlıklar içerisinde. Haricinde Mart ayı ile birlikte dediğim gibi sert fiyat yükselişleri yaşanacak olup özellikle altcoin'lerde bu süre zarfının içinde, yani bu düşüşler yaşanırken BTC tarafında altcoin'lerde de yavaş yavaş düşüşler olabilir. Bu altcoin'den altcoin'e göre şeklen ve hareket kabiliyeti değişir. Geneli ve ekserisi EMA 200'e kadar en minimum Mart'a kadar düşebilir. Mesela BTC'de 35 bine kadar desem bu solda belki 57 dolarlara tekabül edebilir. Tabii bu yarı yarıya bir çekilme anlamına geliyor. Farkındayım. Fakat bunun kesinliği bulunmamakla birlikte dediğim gibi zaten bu şekilde bir süreç var. Bu noktada ne yapılabilir sorusu bir. Çeşitli altcoin'ler düzeltmeye rağmen oransal olarak daha az çekilme yapacaktır. Bunlar ilk etapta çok yüksek hareket edemeyen altcoin'ler. Mesela XRP, Shiba, Doge gibi, Litecoin gibi varlıklar. Bu tarz ilk etapta, yani geçtiğimiz vakitlerde yükselişler yapılırken tam fiyatlama yapamayan bu gibi altcoin'lerde yatırımcı daha çok bunlarda hareket ederse bunlardaki düşüş daha az olacaktır. Evet, sanırım iyi bir şekilde ifade edebildim diye düşünüyorum. Yani söylemeye çalıştığım şeyler bunlar. Hani peki tamam, o kadar düşmezse ne yapacağız? Tamam, cevap bu işte. Tamam mı? Bitcoin ETF onayının gelmesiyle yaşanan satış dalgası kısa vadeli yatırımcılar 38 bin dolar civarındaki alım fiyatından kar elde etmelerinden kaynaklandı.
Düşünün, çok çeşitli sebepleri var ki bakın bu dediğim gibi ETF'lerin gelmesiyle birebir de bir alakası yok. ETF'ler geldi o yüzden düştü söylemi yanlış bir söylem ve bakış açısı olur. ETF olayının ardından piyasada olumlu bir hava yaşanırken SEC'in sosyal medya hesapları üzerinden yapılan asılsız paylaşım Bitcoin fiyatlarında dalgalanmalara neden oldu diyor. Evet. Kısa vadeli yatırımcıların ortalama alım fiyatlarının 38 bin dolar civarında olduğu göz önüne alındığında Bitcoin ETF onayının gelmesiyle geçen hafta sonu görülen satış dalgasının yatırımcıların ciddi anlamda kar etmelerinden kaynaklandığı düşünülüyor. Satış dalgasının hemen öncesinde BTC cüzdanlarından borsalara rekor düzeyde para transferi gerçekleştirildi. Bu bağlamda yeni yılın ilk günlerinde piyasaların düzeltme ve geri çekilme eğiliminde olacağı görüşü hakim şeklinde ifade ediyor. Evet, buradaki kısım doğru tabii. Tekrar söylüyorum. Bu biraz daha Mart'a hazırlık ki piyasada her zaman düzeltme ve akümülasyon şarttır. Yani şarttır derken bir gerçektir bu. Olması gereken olan bir gerçeklik. Yani bu şekildedir. Yapacak çok fazla bir şey yok. Dolayısıyla bu süreci bilmek gerekecektir. İkincisi ve bir diğer çok önemli konu dediğim gibi ETF'ler geldi diye düştü mantığı yanlış. Bunu böyle anlarsak hata edeceğiz. O yüzden doğru olanı da bilmek lazım. Bir diğeri borsalardan çıkan varlıklar satışa dönüştü. Mantığı da doğru değil. Daha doğrusu borsaya yatırılan varlıklar. Çünkü borsaya yatırılan varlıkların çok büyük bir ekserisi Grayscale ETF'i üzerinden gerçekleşti. Grayscale ETF'ini de düşündüğümüz zaman bu sefer ne çıkıyor bizim karşımıza? Grayscale ETF'i dediğiniz ETF'ler de zaten bozuk fiyatlarda bulunduğu haliyle talep görmüştü. Ve şu anki çıkışlar daha çok BlackRock ve VanEck gibi tarafların ETF'leriyle buluşuyor. O yüzden telafisi olduğunu anladığımız için bunun fiyat düşüşlerine maruz bıraktığını söyleyemiyoruz. Anladım diye düşünüyorum. Anlattım diye düşünüyorum. Anladım diyorum. Burada şeyden bahsediyor. Sosyal medyadaki durumdan bahsediyor. Ya dediğim gibi Mart'a kadar biraz daha yatırımcı artık eğer ki yükseliş için böyle çabalıyorsa birazcık daha dişini sıkması lazım. Yapılabilecek çok fazla bir şey yok. Sadece son partide yine dip fiyatlar yatırımcı kendi yatırım araçları üzerinde değerlendirebilir. Durumlar bu şekilde. Dediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar diliyorum herkese. Hoşça kalın.